Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün sizinle 5. sınıfın 3. ünitesi olan Games and Hobbies, Oyunlar ve Hobiler ünitesini işleyeceğiz. 38 ve 39. sayfalarla başlayalım. Let's start. İlk olarak sayfamızdaki önemli kelimelerimize bir bakalım. Friends arkadaşlar, are talking konuşuyor, free time boş zaman, listen dinle, number numaralandır. Picture, resimler. Larry'nin konuşması var. I like, ben seviyorum. Origami, kağıt katlamak. Go fishing, balığa gitmek, balık tutmaya gitmek. Father, baba. Duygunun cümlelerine baktığımızda Summer, yaz mevsimi. Go camping, kampa gitmek. Mother, anne. Collecting stamps, pul toplamak, pul koleksiyonu yapmak. Cisel'in cümlelerine baktığımızda play checkers, dama oynamak, brother, erkek kardeş, home, ev, at home, evde, tek, ebelemece, game, oyun, Chinese whisper, kulaktan kulağa. Satoshi'ye de bakalım. Dodgeball, yakar top, fun, eğlenceli, Blind Man's Buff Körebe Sculpting Heykel Trash Şimdi etkinliğimize dönüş yapalım. Origami Kağıt Katlama Go Fishing Balığa Gitmek Balık Tutmaya Gitmek Camping Kamp Yapmak Collect Stamps Pul koleksiyonu yapmak. Play Checkers. Dama oyunu oynamak. Playtech, Yakalamaca, ebelemece oyunu. Chinese Whisper kulaktan kulağa. Play dodgeball yakar top. Blind man's buff körebe. Sculpting de heykel tıraş. Hangman adam asmaca. Hopscotch seksek. Şimdi bir numaralı etkinlikle başlayalım. Listen and number the pictures. Dinle ve resimleri numaralandır. Şimdi Larry'nin konuşmasına bakıyorum. Larry'nin konuşmasına göre 1 ve 2 numaralı cümlelerimiz var. Hangi resim 1 numara, hangi resim 2 numara onlara bakıyoruz. Şimdi bir dinleyelim bir numarayı. I like origami and I make origami in my free time. İkinci cümleyi söylüyoruz. I also go fishing with my father. My father and I like fishing. Şimdi verilen resimlerdeki cümleleri anlamak için hemen bakıyoruz. Bir numaralı için make origami kullanılmış. iki numara için go fishing kullanılmış. Bir numarayı make origami resimlerden hangisine götürüyoruz? Of course origami kağıt katlamak anlamına geliyor. Go fishing de bir sonraki resmimize kullanıyoruz. Şimdi duygunun cümlelerine bakalım. In summer, I go camping with my mother and father. We like camping. I like collecting stamps too. I collect them in my free time. Yine cümlelerine bakalım. İlk başta go camping. Bir numara için go camping kullanılmış. Number two. iki numara için ise collecting stamps kelimeleri kullanılmış. Go camping Which picture is it? Hangi resim diyoruz? Tabii ki kampa gitmek resmini kullandık. Collecting stamps. Pul koleksiyonu yapmak için de diğer resmimizi seçmiş olduk. 3. Cisel için olan konuşmalara bakalım. Bu sefer 3 tane resim verilmiş. Dikkatlice dinleyelim. I play checkers with my brother at home. My brother and I like checkers. I like tag game too. I play tag with my friends at school. I also play Chinese whisper with my friends. Şimdi number one bir numaraya baktığımızda play checkers. Number two tag game and number three is Chinese whisper. Şimdi eşleştirmeleri yapalım. Play checkers, dama oynamak, tag game, ebelemece, kovalamaca and Chinese whisper is kulaktan kulağa. And last one sonuncuya geldik. Satoshi ile ilgili olanları dinleyelim. Yine bunda da 3 tane resmimiz var. I play dodgeball with my friends at school. It's so fun. I like blind man's buff. I play blind man's buff with my friends too. In my free time, I also do sculpting. I like sculpting. Okay, let's check. Şimdi de kontrol edelim. Number one is dodgeball. Number two is lineman's buff. And last one is sculpting. E cevaplarını şimdi verelim. Dodgeball Yakartop kartop. Lineman's buff körebe. And last one sculpting heykel tıraş. Page 40 sayfa 40'taki kelimelere bir bakalım. Burada da oyunlarımızın, hobilerimizin hepsi mevcut. Kelimeleri ezberleyip bu üniteyi de halletmeye çalışalım. Blind Man's Buff, körebe, camping, kamp yapmak, checkers, dama, Chinese Whispers, kulaktan kulağa, hangman, adam asmaca, tag, ebelemece, fishing, balık tutma, origami kağıt katlama, sculpting heykel tıraş, hopscotch ise seksek anlamında kullanıyoruz. Aşağıda da yine aynı kelimeleri kullanacağımız bir bölüm var. Hadi etkinliğimize geçiş yapalım. İlk bölümümüzde resimleri numaralandırınız denmiş. İlk resmine başlayalım. First picture is blind man's buff. Bir numara kör ebe diyoruz. Bir diğer resmimiz ise Hopscotch, seksek. 3. 3 numaralı resmimize baktığımızda Hangman, adam asmaca. 4. 4 numaralı resme baktığımızda ise Fishing, balık tutmaca diyebiliriz. Bir diğer resmimizde Tag, ebelemece, kovalamaca. Another one, bir diğerinde ise Sculpting, heykel tıraş. Another one. Bir diğeri. Origami. Kağıt katlamak. Another one is. Checkers. Dama. And this picture is. Bu resimde ise. Camping. Kamp yapmak. And the last one is. Son resmimiz ise. Chinese whispers. Kulaktan kulağa diyoruz. Şimdi bu verilen tablomuzu az önceki kelimelerle tamamlıyoruz. Hobbies, hobiler, games, oyunlar. Hangi kelime hobi ise buraya, hangi kelime oyunlara aitse bu tarafa yazıyoruz. Let's start. Hadi başlayalım bakalım. Sculpting, heykel tıraş. Hopscotch, seksek. Lineman buff, körebe. Bu da bir oyundur. Camping, kamp yapma. Hobilerimize aittir. Checkers, dama. Dodgeball, yakar top. Origami, kağıt katlama. Fishing, balık tutma. Hangman, adam asmaca oyunu. And Chinese Whispers ise kulaktan kulağa oyunu diyoruz. Page 41, sayfa 41. Kelimeleriyle devam edelim. 2A bölümünden başlayalım. Listen, dinle. Read, oku. Do you play? Sen oynar mısın? No, I don't. Hayır, oynamam. Lives, yaşıyor ya da yaşamak. What, ne, your, senin. Can you do, yapabilir misin? No, I can't do. Hayır, ben yapamam. Again ise tekrar anlamda kullanıyoruz. Etkinliğimize dönüş yapalım. Listen and read. Dinle ve oku bölümüne hemen bakıyoruz. Karşılıklı konuşmaları bir dinleyelim. Daha sonra da ne anlamlarına geldiğine bakalım. Do you play checkers, Gina? Gina, sen dama oynayabiliyor musun? Do you play checkers, Gina? No, I don't, but I collect stamps, go camping and fishing. Hayır, oynayamıyorum ama pul koleksiyonu yapıyorum, kampa gidiyorum ve balık tutuyorum. No, I don't, but I collect stamps, go camping and fishing. Gina Pico, Roma'da yaşıyor. İki numaraya bakıyoruz bu sefer. Duyguyla Max'in konuşmasına. Max, do you play blind man's buff? Max, sen körebe oynuyor musun? Max, do you play blind man's buff? Yes, we play blind man's buff. And we Chinese Whisper too. Evet, biz körebedde oynuyoruz. Kulaktan kulağa da. Yes, we play Blind Man's Ba. And we play Chinese Whisper too. Max Kaiser Münih'te yaşıyor. Şimdi duyguyla karşılıklı konuşacağız ama Helena diye söylemiş. Bir karışıklık olmuş. Bakalım. What are your hobbies Helena? Senin hobilerin nelerdir Helena? What are your hobbies Helena? Collecting stamps, making origami and sculpting. Pul koleksiyonu yapmak, kağıt katlamak ve heykel tıraşlık. Collecting stamps, making origami and sculpting. Helena Petro ise Atina'da yaşıyor. And last one, Giselle Chen'in konuşmasına bakalım. Can you do sculpting, Chen? Sen heykel yapabiliyor musun, Chen? Can you do sculpting, Tim? No, I can't do sculpting, but I can play checkers, tag and dodgeball. Hayır, heykel yapamıyorum. But, ama, fakat, ben dama oynuyorum, ebelemece oynuyorum ve yakar top oynuyorum. No, I can't do sculpting, but I can play checkers, tag and dodgeball. Chen Yi ise Beijing'de, Pekin'de yaşıyor diyoruz. Şimdi bununla alakalı bir tablomuz var. Gina, Max, Helena ve Chen'in oynayabildikleri ve oynayamadıklarına tek tek işaret koyuyoruz. Gina için başlayalım. Gina için yapamadıkları checkers ama yapabildikleri camping, kamp yapmak, collecting stamps, pul koleksiyonu yapmak ve fishing, balık tutmak diyoruz. Şimdi Max'inkileri işaretleyelim. Max körebe ve kulaktan kulağı oynuyor. Helena'ya baktığımızda ise Collecting stamps, origami and sculpting yapabildikleri diyoruz. Chen için konuşalım. Sculpting heykel tıraşlık yapamıyor. Checkers, dodgeball and tag bunlar da oynayabildikleri oyunlar diyoruz. Next page, page 42. Sayfa 42'deyiz. Sayfa 42'deki önemli kelimelerle başlayalım. To see, 2C bölümünde use, kullanmak, information, bilgi, talk, konuş, about, hakkında, characters, karakterler, kişiler. Example, örnek. This is bu. Lives, yaşıyor. Yaşar. 2D, 2D bölümünde ise check, kontrol et. Answers, cevaplar. Work, çalışmak. Ask, sormak. Answer, cevaplamak. Complete, tamamlamak. Alttaki kısımlarda biraz sonra beraber yaparız. Bu oyunlarda zaten aynılarını söylemiştik. Şimdi etkinliğimize dönüş yapalım. To C 2C bölümünde Use the information in exercise 2B and talk about the characters. 2B bölümündeki egzersizdeki bilgileri kullan ve kişiler hakkında konuş. Bir tane örnek verilmiş. Örnekte Gina ile ilgili konuşulmuş. Hemen bakalım. This is Gina. Bu Gina and she lives in Rome. Ve o kız Roma'da yaşıyor. Satoshi adlı çocuk Cina hakkında konuşurken bu bilgileri verdi. Bir diğer bilgi ise She likes camping, fishing and collecting stamps. O kız kamp yapmayı, balık tutmayı ve pul koleksiyonu yapmayı sever şeklinde bir cümle kullanmış. Burada üzerinde durduğumuz kısım başkası hakkında konuşurken fiil olan kelimemize S takılarını ekliyoruz. She lives o yaşıyor. She likes o sever şeklinde kullanmamızı göstermiş. Şimdi 2D bölümündeki kısma geçelim. Listen and check your answers dinle ve cevaplarını kontrol et. Hemen şu cümleyi bir dinleyelim bakalım. This is Gina and she lives in Rome. She likes camping, fishing and collecting stamps. Bu örneğe benzer bir tane de bizden yapmamız isteniyordu. Hemen yapalım. Satoshi bu sefer de Max hakkında konuşacak. Hemen bir dinleyelim bakalım ne söylüyormuş. This is Max and he lives in Munich. He likes blind man's buff and Chinese whisper. Max hakkında konuşurken he, he, she, it yine onun hakkında konuşacağımız için S takısını kullandık. Live yaşamak lives yine yaşamak ancak he she it başkası hakkında konuştuğumuz zaman s takısını kullanıyoruz. Aynı şekilde he likes. Normalde I like diyordum Max ama Max hakkında konuşurken he likes olarak ne yaptık? Bunu değiştirmemiz gerekiyor kural olarak. Bir tane daha yapalım. Bu sefer de Helena hakkında konuşsun. This origami, Bu Helena. O Atina'da yaşıyor. O likes. She likes yine aynı şekilde origami oynamayı, pul koleksiyon yapmayı ve heykel tıraşlık yapmayı seviyor diyebiliriz. Bir diğer hakkında konuşalım. This is Chen, and he lives in Beijing. Bu Chen ve he lives in, o Pekin'de yaşıyor, lives. O heykeltıraşlık yapamıyor ama o dama, tek ebelemece ve dodge ball yakar top oynayabiliyor. Dikkat ettiyseniz bunda likes olmadığı için bir daha s takısını kullanmaya gerek duymadık. 2e bölümünde de work in groups of three. Üçlü gruplar halinde çalışın. Ask and answer questions to complete the table. Tabloyu tamamlamak için sorular sorup cevaplandırınız demiş. Aşağıda bir tablomuz var. Tabloya istediğiniz kişinin ismini yazabilirsiniz. Yazdıktan sonra onlarla ilgili örnekteki gibi sorular soruyoruz. For example, örnek olarak checkers dama oyunu verilmiş. Do you play checkers duygu? Duygu sen dama oynayabiliyor musun, oynar mısın? No, I don't like checkers, but I like playing chess. Dama oynamayı sevmem ama satranç oynamayı severim. What are your hobbies? Senin hobilerin nelerdir? I like origami and collecting stamps. Kağıt katlamayı ve pul koleksiyonu yapmayı severim. Do you like playing hopscotch? Seksek oynamayı sever misin? Yes, I like playing hopscotch. Evet, ben hopscotch, seksek oynamayı severim. Burada ben dediği için, kendisi hakkında konuştuğu için like kullandık. Fakat başkası hakkında konuşmuş olsaydı ne yapacaktık? Likes olarak değiştirmiş olacaktık. Şimdi buna benzer bir örnekte biz yapalım. Do you play dodgeball Beren? No, I don't like dodgeball, but I like playing blind man's buff. What are your hobbies? I like camping and sculpting. Do you like playing Chinese whisper? Yes, I like playing Chinese whispers. Do you like fishing, Kutai? No, I don't like fishing, but I like making origami. What are your favorite games? I like playing hopscotch and touch ball. Do you like playing checkers? N no, I don't. I like playing chess. Okay. Şimdi buradaki verilen bilgilere göre tabi de kendi yaptığınız isimlere göre kim ne yapabiliyor ne yapamıyor onları tabloya göre tamamlayabilirsiniz. Page 43 sayfa 43'teyiz. Önemli kelimeleriyle devam edelim. Information bilgi yourself kendin your senin friends arkadaşlar example örnek anlamındaydı. I don't like sevmiyorum but ama fakat like severim i can't do yapamam i can yapabilirim likes başkası hakkında konuşuyoruz sever ya da seviyor like sever choose seçmek pages sayfalar then sonra answer cevaplamak questions sorular aşağıdaki kelimelerin hepsini yazdık Can he or she? O kişi yapabilir mi? Can he veya she dediğinden sonra şu alttaki kelimeleri, kalıpları kullanıp sorularımızı cevaplıyoruz. Play computer games, bilgisayar oyunu oynamak. Go fishing, balığa gitmek. Play chess, satranç oynamak. Play tennis, tenis oynamak. Play checkers, dama oynamak. Play blind man's buff, körebe oynamak. Play futbol, futbol oynamak. Go camping kampa gitmek. Play Chinese whisper kulaktan kulağa oynamak. Play hangman adam asmaca oynamak. Go hiking doğa yürüyüşüne gitmek. Play hopscotch seksek oynamak. Play origami origami oynamak, kağıt katlama oyunu oynamak. Do sculpting de heykel tıraşlık yapmak. Aşağıda duyguyla Satoshi'nin örneği var. Hemen bakalım. Can Lisa play chess? Lisa satranç oynayabilir mi? Yes, she can. Evet, oynayabilir şeklinde arkadaki metne göre, sayfaya göre Satoshi'nin cevabını vermiş. Şimdi etkinliklere dönüş yapalım. 2E bölümündeki bilgileri kullan ve kendin ve arkadaşların hakkında konuş diye bir etkinliğimiz var. Hemen örneğimize bakalım. I don't like collecting stamps. Ben pul koleksiyonunu sevmem. But ama I like fishing and camping balık tutmayı ve kamp yapmayı severim. I can't do sculpting. Heykel tıraşlık yapamam. But, fakat, I can play tag and dodgeball. Yakar top ve ebelemece oynayabilirim. Şimdi Cisel hakkında konuşuyor. Cisel likes. Cisel başkası olduğu için ve tek başına olduğu için, tek bir kişi olduğu için ne yaptık? Likes kullandık. Cisel likes origami and collecting stamps. Kağıt katlamayı ve pul koleksiyonu yapmayı Cisel seviyor. Şimdi bir de şuraya dikkat edelim. Son cümlemizde konuşurken Cisel and Larry like tag. Şimdi Cisel ve Larry hakkında konuşuyor. Başkası hakkında konuşuyor. Fakat S takısı kullanmadık. Niçin? Hemen cevabını verelim. Başkası hakkında konuşurken eğer tek kişi ise bir kişi ise S taksını kullanıyoruz. Fakat birden fazla kişi ise burada da gördüğümüz gibi cisel ve leri birden fazla kişi ise S taksını kullanmıyoruz. Buna dikkat edelim. Cisel ve leri ebelemece oynamayı sever cümlesinde bu şekilde kullanmış olalım. 2F 2F bölümüne geldik. Az önceki bölümümüz Şimdi buna örnek olarak biz de başkalar hakkında konuşmalar yapalım. I like playing blind man's buff and hopscotch, but I don't like checkers and dodgeball. Kutay can't play checkers. He doesn't like fishing. Kutay can play dodgeball and hopscotch. He likes origami. Beren plays blind man's buff and Chinese whispers. She likes camping. Beren can do sculpting, but she can't play dodgeball. Tekrar bir daha söyleyelim. I like diyoruz. Olumsuz yaparken I don't like diyoruz. Fakat başkası hakkında, tek kişi hakkında konuşurken yapabiliyorsa, sevebiliyorsa likes diyoruz. Sevmez diyeceksek doesn't like olarak kullanıyoruz. Aynı aşağıdaki gibi he, she fark etmez. He likes, she likes ya da he doesn't like, she doesn't like olarak kullanıyoruz. Bunlara dikkat edelim. 2G bölümünde ise sayfa 165'teki şu kimlik kartlarına bakıyoruz ve sorular sorup cevaplar yapıyoruz. For example, let's start. Hadi başlayalım bakalım. Liza ile ilgili bir tane yapalım. Sonralarını siz, size bırakalım. Can Liza play chess? Liza satranç oynayabiliyor mu? Hemen baktık. İsmi, yaşı, abilities yapabildikleri, inabilities yapamadıkları. Chess, satranç, abilities yapabildiklerinde olduğuna göre ne yapıyoruz? Yes, she can. Evet yapabilir diyoruz. Can Liza play origami? Origami oynayabilir mi? Yes, she can. Evet, oynayabilir. Can Lisa do sculpting? Sculpting de yine abilities de olduğuna göre Yes, she can diyoruz. Can Lisa play football? Play football? Inabilities. No, she can't. Can Lisa go camping? Go camping again. Inabilities. Yine yapamadıkları kısmında No, she can't diyebiliriz. Diğerlerini de siz kendinize göre yapabilirsiniz. Page 44 sayfa 44'teyiz. Burada da Duygu rüyasında arkadaşlarını görüyor. O satranç oynamak istiyor. Hadi ona yardım edelim. Hemen 3A bölümüne bakalım. Duygunun rüyalarını oku ve boşlukları Ken ya da Kent ile doldur. Şimdi hemen Duygunun rüyasına bir bakalım. Ken mi gelir, Kent mi gelir? Onlara dikkat edelim. Hemen başlayalım. Hi Helena, hi Duygu. Merhaba Helena, merhaba Duygu. Can you play chess? Satranç oynayabilir misin? sorusuna Helena'nın cevabı No, hayır oynayamam. But dediği için Hayır oynayamam ama dama ve adam asmaca oynayabilirim. I can. Hello Satoshi, hello Duygu. Can you play chess? Satranç oynayabilir misin? I am sorry but üzgünüm ama oynayamam. I can't play chess. I can go fishing. Balık tutabilirim. Hi Larry. Hello Duygu. Can you play chess Larry? No I can't. Hayır oynayamam. But fakat I can play hopscotch and tag. Seksek ve ebelemece kovalamaca oynayabilirim. Hello Giselle. Hi Duygu. Giselle, can you play chess? Yes, I can. Let's play it after school. Oynayabilirim. Evet. Haydi after school okuldan sonra oynayalım. Dedikten sonra en son resmimizde Duygu'yu rüyasından annesi uyandırıyor. Duygu, Duygu, come on, wake up. Duygu, hadi kızım, kalk. Page 45, sayfa 45'teyiz. 3B 3B bölümünde de az önceki metne göre true or false doğru veya yanlış yazıyoruz. Number 1 Helena can't play checkers. Helena dama oynayabiliyor. Metne göre is it true or false? Doğru mu yanlış mı? Of course it's true. Number 2 2 numarada Helena can't play chess. Helena satranç oynayabiliyor. It's false. Metinlerine bakalım. Helena bu kızımız. Helena satranç oynayamıyor. Ama dama ve adam asmaca oynayabiliyor. 3 numaraya bakalım. Satoshi go hiking doğa yürüyüşüne gidebilir. Doğa yürüyüşü yapabilir. Bakıyoruz var mı öyle bir şey? Hiç öyle bir şey göstermemiş. No info yani bilgi yok. Ya da false yanlış da yazabiliriz buraya. Buraya f de yazabiliriz çünkü yukarıda doğru veya yanlış istenmiş. four 4 numaraya baktığımızda ise Satoshi can go fishing. Satoshi balık tutmaya gidebilir. I can go fishing dediği için buna da true doğru diyebiliriz. 5 5 numaraya geldiğimizde Satoshi can't play chess. Yani satranç oynayamaz baktığımızda Satoshi'nin duygunun sorusuna satranç oynayabilir misin dedikten sonra I am sorry but I can't play chess. Üzgünüm ama oynayamam demişti. Bu yüzden true, doğru diyebiliriz. 6. 6 numaraya geldiğimizde Larry can't play hopscotch. Larry seksek oynayabilir. Bakıyorum. Satranç oynayamıyorum ama seksek ve ebelemeci oynuyorum demişti. Seven, Larry can't play chess. Larry satranç oynayamaz. Duygunun sorusuna da oynayabilir misin dediği için no I, can't, no I can't demişti. Yani oynayamıyor diyebiliriz. That's true. Eight, 8 numaraya geldiğimizde Giselle can't play chess. Satranç oynayamaz. Giselle son rüyadan önceki son çıkıştı. Giselle oynayabilir misin diye sormuştu Duygu. Giselle'in cevabı ise Yes I can. Evet oynayabilirim. Hatta okuldan sonra oynayalım demişti. E, cümlemiz yanlış diyebiliriz. Duygu can play chess. Duygu satranç oynayabilir mi? E, herkese satranç oynayak dediğine göre oynayamadığı bir şeyi kimseye teklif etmez. Duygu oynayabilir diyoruz. En son soruda ise Two people can play chess. İki kişi satranç oynayabiliyor. Duyguyla cisel İki kişi dediği için buna da true doğru diyebiliriz. 3C bölümüne geldik. Burada da az önceki metinle alakalı sorularımız var. Verilen cevaplarımız var. Cevaplara göre sorular yapacağız. Şimdi ilk sorumuzla başlayalım. She can play checkers. Evet o kız dama oynayabilir. Dama oynayabilen kişi kimdi? Helena. Can Helena play checkers? Helena dama oynayabilir mi? Yes she, yes, she can play checkers ya da kısa cevap vermek istersek yes she can deyip noktayı koyabiliriz. Kısa cevap için yes she can, uzun cevap için ise yes she can play checkers diyoruz. Şimdi ikinci soruyla devam edelim. Yine yes she can play hangman demiş. Adam asmaca oynayabilir. Adam asmaca oynayabilen kim? Yine Helena diyoruz. Can Helena play hangman? Yes, she can play hangman. Üçüncü sorumuzda no but he can go fishing. Hayır ama o balık tutmaya gidebilir. Şimdi erkeklerden arıyoruz. Balık tutmaya giden Satoshi olduğuna göre önce hayır cevabını alacağımız bir soru olması gerekiyor. Yani can Satoshi play chess? Satoshi satranç oynayabilir mi? Hayır oynayamaz ama balık tutabilir diyebiliriz. Yes he can demiş yine aynı şekilde. Yine bir erkek ve sorumuzu yapabilecek kişi arıyoruz. Ebelemece ve seksek oynayabilir mi diyeceğiz. Can Larry play tag and hopscotch? Yes he can play tag and hopscotch. Dört numarayı da bu şekilde yapabiliriz. Five, beş numaraya geldiğimizde Yes Giselle can play chess. Evet Giselle satranç oynayabilir. Sorusuna Giselle satranç oynayabilir mi? Can Giselle play chess? Evet oynayabilir diyoruz. En son soruda ise şöyle bir değişiklik yapıyoruz. No she can't play hangman. Hayır o kız adam asmaca oynayamaz. Burada hangman kısmını değiştiriyoruz chess olarak kullanıyoruz. Çünkü verilen metinde hayır o kız adam asmaca oynayamaz. Böyle bir cevabı alabileceğimiz bir soru yok. Çünkü bir tek Helena konuşmuş. Adam asmaca oynayabilirim demiş. Oynayamayacak kimseyi bulamıyoruz. Bu yüzden burayı chess olarak değiştirmiş olalım. Buna da soru olarak Ken Helena play chess Satranç oynayabilir mi? Hayır, satranç oynayamaz olarak bu soruyu değiştirebiliriz. Project. Project kısmına geldiğimizde de sevdikleriniz, hobileriniz ve en sevdiğiniz oyunlar hakkında bir poster yapıp isimlerini yazınız demiş. Bu şekilde kelimelerimizi biraz daha iyi öğrenebiliriz. Şimdi geldik sayfa 46 çalışma kitabı Practice Time bölümüne. Hobilerimizi ve oyunlarımızı gruplandırıyoruz. Daha sonra dinleyip kontrol ediyoruz. Neye göre gruplandırıyoruz? Play, go, make, do ve collect fiilleriyle hangi oyunlarımız, hangi hobilerimiz birleştirebiliyorsak onları yapıyoruz. Let's start. Hadi başlayalım bakalım. Play ile bunlardan hangilerini kullanabiliyoruz? Play tag, ebelemeci oynamak. Blind man's buff, körebe. Chinese whisper, kulaktan kulağa. Checkers, dama. Dutch ball, yakar top. Hangman, adam asmaca, hopscotch, seksek. Bir de dinleyelim. Play, tag, blind man's buff, chinese whisper, checkers, dodgeball. Şu ikisi dinleme metninde çıkmamış. Devam ediyorum. Go ile ilgili olanlar: fishing, camping, Go Fishing, camping. Make illegal origami, make origami. Do Do sculpting. And collect, collect stamps. Okey. Şimdi kendiniz hakkında sorulara cevaplayacağız. Daha sonra arkadaşlarımızla sorular sorup cevaplandırmalara devam edeceğiz. İlk başta Do you make origami? Kağıt katlama yapar mısın sorusuna kendimize göre cevap verelim. Yes, I do. Evet yapabilirim ya da no, I don't diyebiliriz. Do you resme göre like fishing. Do you go fishing ya da balık tutmaya gider misin? No, I don't ya da yes, I do diyebiliriz. Three, üçüncü resme baktığımızda bir koleksiyon yapıyor. Do you like collecting stamps ya da do you collect stamps? Pul koleksiyonu yapmayı sever misin? No, I don't. Do you Like playing dodgeball. Do you play dodgeball? Ya top oynamayı sever misin? Yes, I do. Do you like sculpting? No, I don't. Do you like playing checkers? Dama oynamayı sever misin? Yes, I do. Do you like playing tag? Ebelemeceyi sever misin? No, I don't. Burayı kendimize göre de değiştirebiliriz. Page 48, sayfa 48'de birkaç kişi var. Susan, Anita, George, Tom and Sue ve en sonunda da you yani sen var. Like sevdiklerin, dislike sevmediklerinle ilgili konuşuyoruz. Resimlere göre verilen resimlerde Susan şu resim için like seviyor diyoruz. Bu resim için ise dislike sevmiyor şeklinde cümleler yapıyoruz. Örnek verilmiş. Hemen bakalım. Susan likes playing tags. Hemen şurada başkası hakkında konuştuğumuz için ve tek bir kişi olduğu için S takısını da belirtelim. Susan likes playing tags, but she dislikes. Yine she dediği için S takısını kullanmış olduk. She dislikes going fishing ya da sadece fishing diyebiliriz. Şimdi diğer örneklere bakalım. Anita likes. Anita için konuştuğumuzda Anita likes collecting stamps but she dislikes playing checkers. Pul koleksiyonunu sever fakat dama oynamayı sevmez diyebiliriz. George ile ilgili konuştuğumuzda ise George likes camping but he dislikes making origami. Kamp yapmayı sever fakat origami yapmayı sevmez. Tom ve Sue ile ilgili konuşalım. Tom and Sue like playing blind man's buff but they dislike doing sculpting. Şimdi yine başkası hakkında konuşuyoruz. Fakat Tom and Sue birden fazla kişiler olduğunda S takısını kullanmıyoruz. Çünkü iki kişi olduğunda biz onlara he she diyemiyoruz they yani onlar diyoruz. Bu yüzden s takısını kullanmıyoruz. Şimdi de kendimiz hakkında konuşalım. Sallayalım buraya bir şeyler. I like playing chess but I dislike playing hangman. Satranç oynamayı severim fakat adam asmacayı sevmem diyebilirim. Page 49. Sayfa 49'dayız. Şimdi kişiler hakkında soruları cevaplıyoruz. Aşağıda 12 tane sorumuz var ve yukarıda da etkinlikler, hobiler ve oyunlar var. Altlarında da isimler verilmiş. Bu isimler neyi yapabiliyor, neyi yapamıyor? Ona göre cümlelere cevap veriyoruz. İlk soruyla başlayalım. Can Emily play computer games? Emily bilgisayar oyunları oynayabiliyor mu? Çarpı işareti attığı için no she can't ya da uzun haliyle no she can't play computer games. Hayır o bilgisayar oyunları oynayamaz diyebilirim. Can Jack play hangman? Jack adam asmaca oynayabilir mi? Yes he can play hangman. Evet o oynayabilir. What can Gökhan do? Şimdi ne diye sorduğu için Gökhan ne yapabilir diye sorduğu için evet veya hayır diyemiyorum. He can go camping. Kamp yapmaya gidebilir diyorum. Buna dikkat edelim. Can Ellie go hiking? Ellie doğa yürüyüşüne gidebilir mi? No, she can't go hiking. What can Lily do? Lily ne yapabilir? She can play football. Futbol oynayabilir. Can Gilbert play blind man's buff? Gilbert körebe oynayabilir mi? Cross çarpı işareti verdiği için No, he can't play blind man's buff. Ya da kısa haliyle No, he can't diyebilirim. Can Elsa play tennis? Elsa tenis oynayabilir mi? Yes, she can play tennis. Can Dennis do sculpting? Dennis heykeltıraşlık yapabilir mi? Yes, he can do sculpting. Can Derin play checkers? Derin dama oynayabilir mi? No, she can't play checkers. Hayır, o dama oynayamaz. Can Susan go fishing? Susan Balık tutmaya gidebilir mi? No she can't go fishing. Hayır gidemez. What can Brad do? Brad ne yapabilir? He can play chess. Satranç oynayabilir. Can Rana play hopscotch? Rana seksek oynayabilir mi? Yes she can play hopscotch. Evet o seksek oynayabilir. Bu son cevabımızla da ünitemizi bitirmiş olduk. Umarım faydalı olur. Dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki ünitede görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi dersler.